Selamlar arkadaşlar. Tek sitesine bakacağız. Şurada çanaklar, fincanlar, kulplar, bir şeyler var. Onların bir hedefine bakalım. Şu çanağın şu en küçükten başlayalım. Minikten başlayalım. Mininki maksimumda 2.50 civarı. Hemen hemen gelmişlerdir. 2.43'ü görmüş. Ortancı olan maksimumda 2.66. Büyük baba olan çanak da maksimumda 3 lira civarını gösteriyor. Yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki. Çanak hedeflerini söyledik. Şimdi en alttan trendlere başlayalım. Şurada kırmızı bir giden trendimiz var. Pardon. Bu kırmızı trend epey aşağıdan gidiyor tabii. Uzun orta vadede trend devam ediyor. Onun dışında biraz daha dik çıkan mor trendten devam edeceğiz. Orası çok aşağıda kaldığı için. Şöyle bir hareket olur mu acaba? Şuradan fırçamızı alalım. Şimdi mor trend şuradan başlıyor. Şöyle. Şöyle yine mora temas etmiş. Şimdi bir geri çekilme var. Orada turuncuyla gösterdiğim gibi bir düşen. Şu şekilde bir devam etme olur mu acaba? Bakalım ne olacak. Şunu da sileyim. Şöyle turuncu düşenimiz. Onu kırması için 2.32'nin üstüne atması lazım. Aşağı doğru geri çekilebilir arkadaşlar. Şu anda 2.29 tam o civarda destek olmaya çalışıyor 5 günlük. Orayı çok güvenilir almayalım. 2.22'nin altında geri çekilme olabilir. Bu açık maviye oraya iğnesi de değmemiş hiç. 2.22 önemli bir destek diyelim kısa vadede. Yoksa 2.07'ye kadar çekilebilir. Trend desteğine denk geliyor 20 günlük burada. Bu şekilde o trendde bir değişim yok. Çanakta da hedefler var. Kısa vade düşüştü ama yukarı trend devam ediyor diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında Facebook hesabım da var. Grubumuz var orada. 4.500 civarı üye var. Oradan da takip edebilirsiniz. Temel teknik analizler yapıyoruz orada da. Dikkatimizi çeken hisseler de paylaşıyoruz. Twitter, Instagram hesabı da orada linkleri var. Sormak istediğiniz hisse olursa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz YouTube'da. Herkese bol kazançlar.